Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş... Kanalıma değil. Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerin bize YouTube'dan sorduğu soruları cevaplayacağız Yan Gazım'la beraber. Yan Gazlardan Fatih'e, ilk dizi tecrübende şive yapmak zor oldu mu? Evet oldu. Bu senin ilk dizi tecrüben mi? İkinci dizi tecrübem. Ama diğerinde şivesizdi, burada şiveli. Evet, zor oldu tabii. Bunu ben sorayım, herkese sorardım. Bu dizi çekimleri bittikten sonra Karadeniz'de şive kaldı mı? Yani normal İstanbullu konuşurken tesadüfen galdum, yaptım, rivriv diye sözleri kullanılıyor mu yani dizi dışında? Kalıyor ya. Ben geçen gün Trabzonlu bir hemşerimle kavga ederken af kurma falan diye bağırdım giderken, ondan sonra af kurmayana ya falan oldum böyle ya da biriyle konuşuyor. Yapalım gidelim daha falan diye konuşuyor. Evet. Oluyor. Kalıyor. Oluyor. İkinci soruya ikimizin de cevabı yes. Evet, kalıyor. Yan Gazlara en çok güldükleri sahneyi sorardım. Furkan da her an o kadar güzel ki yani her sahne birbirinden komik. Hangisi? Önce ilk bölüm, ikinci bölüm. Kumsalda koştuğumuz sahne. Sinan abinin ilk koşuşunu. Penguen koşuşu çok iyiydi. Ben de o sahne aksiyon sahnesiydi ama biz set arkasında çok gülmüştük. Rize'de çatışmaya girip mermi yiyip Yozgatlı olduğumuz sahne var ya, hatırlıyor musunuz? Ne yapacak? Burada mı ölücük? O sahneler çok komik. Mahkeme sahnesi. Mahkemede çok komik. Verilmeyen penaltı. Verilmeyen penaltı. Bunu anladın mı? Onu anlatayım. Şimdi bu mahkeme sahnesini çekiyoruz. Asiye'nin velayet davası sahnesi. Asiye dilini tutamıyor ve hakim de doğal olarak dışarı atıyor. Ve biz de hani yengemizle abimizin tutulmadığı yerde biz de durmayız gibi böyle bir onurlu bir duruş sergiliyoruz. Çıkıyoruz. Orada işte sahne içindeyiz. Furkan bayağı Fatih olmuş, sahneyi seyrediyor yani, ama futbol maçı gibi seyrediyor herif yani, velayeti alacak mıyız almayacak mıyız, dakika 75 falan öyle bir duruşu 90, var yani. 90 o derecede. Hadi abi falan, ulan bastırın şuradan falan filan gibi. Ondan sonra bir anda böyle Asiye çıkınca böyle bir şaşaladı bocaladı falan, sonra hakim de çıkın dışarı. Hakim de çıkın dışarı deyince yani böyle sanki yedek kulübesinde maçı seyreden futbolcu da oyunculardan bir tanesi kırmızı kart yemiş de atılmış gibi bir anda böyle ya hocam öyle olur mu falan filan diye. Ondan sonra yönetmen araya girdi, oğlum ne yapıyorsunuz, hakime niye hocam diyorsunuz falan diye. Orada gülmekten ağladık ya. Evet, Allah razı gülüyor. Olsun Furkan. Yapsın önümüzden. Baştan alma. Atın bu kadını dışarı. Sen de bir şey söyle Murat. Neden Fatih'in sevgilisi yok? Ya ben genç kızların yedek sevgilisiyim. Her yerde, içeride de dışarıda da. O yüzden yok. Kardeşim sen ne diyorsun? Ben kızların 10 numara sevgilisiyim. Santrafor. Diziden sonra size yoğun ilgi rahatsız etti mi? Arada sırada ediyor ya. Evet bazen oluyor. Yani bu, yani şaka bir yana, bu televizyon formatı bu gençlik çağında bizi metalaştırma gibi bir noktaya götürdü. O anlarda böyle kamerayı aradan alıp muhabbet etsek daha iyi olmaz mı falan diyorum ben. Evet, katılıyorum. Evet. Katılıyorum. Diğer soruya geçelim. Azeri hayranlarından Sen Anlat Karadeniz oyuncularına selamlar. Salamlar. Bir tek Box Digim dizide. Bir tek... Burada bir soru yok aslında. Bir tek... Ha, Azerbaycan'dan sormuşlar, evet. Bize selam göndermişler, çok sağ olsunlar. İki devlet, tek millet. Biz de onlara selam gönderiyoruz. Cemal Kenar, bir dakika bu soruyu ben sana soruyorum. Bu kadar yakışıklı olmayı nasıl başarıyorsun derdim. Balık yağı. Balık yağı. Bol bol omega 3. Yakışıklılığın sırları. Kahvaltıda ne yiyorsunuz? Kahvaltıda yumurta, akşam yemeğinde balık abi, söylüyorum balık ya. Yan Gazlar niye bu kadar sempatik? Furkan. Bu bence bilmiyorum ya.
Ben sempatik bir adam değilim. Dizide Murat ben sempatik. Ben de evet. Murat, Murat'la Fatih sempatik. O da neden, niye bu kadar sempatik? Bu senaristler böyle yazıyor. Böyle oluyor yani. Gerçek hayatta Cem bayağı ketum bir herif. Yok, gerçek hayatta Furkan da biraz sempatik. Tabii de. Furkan sempatik. Furkan sempatik. Cem ketum. Cem ketum. Oyuncu olmasanız hangi mesleği seçerdiniz? Furkan, senin yerine cevaplayayım mı? Futbolcu olurdu bu. Ben de senin yerine cevaplayayım mı? Söylesene. Sanatçı olurum. Şarkıcı. Şarkıcı. Sesim güzel olsa şarkıcı olmak isterdim. Yok, boksör ben, boksör. Evet. Kardeşim boksör olurdum. Evet. Dizide komik bir karaktere can veriyorsun. Gerçek hayatta da eğlenceli ve komik misin? Cem Anıl Kenar. Bunu ben cevaplayayım mı? Ne olur. Hiç değil ya. Hiç çekilmiyor. Bazen böyle kulaklığı takıyor. Ve öyle değil mi arkadaşlar? Kulaklığı takıyor, yok bitti. Hayatla bağ kopuyor. Sağa sola sataşıyor. Tamam, bu tabii senin subjektif yorumun. Evet. Şimdi sen... Ama kesinlikle haklılık payı var. Evet. Evet. Gerçek hayatta komik miyim Furkan? Komiksin. Çok nadiren. Evet, evet, biraz bazen. 24 saatin 5 dakikasında falan. Evet. God Loki. Murat gerçekten Nazar'ı artık sevmiyor mu? Yoksa kızgın olduğu için mi böyle? Ki kızmaktan haklı. Nazar aptal bir kız değil ama nefreti yüzünden göremiyor gerçekleri. Spoiler alert. Şu an söylediğim her şey Osman Sınav'dan nazar yemem, azar yemem için güzel bir gerekçe olur. Bu soruyu geçelim o yüzden. Murat, gerçekte Fatih senin ikizin olsun ister miydin? Bu soruyu Cem, gerçekte Furkan senin ikizin olsun ister evet. miydin? İsterdim. Yani ikizi bilmiyorum da yani bir kardeş, akrabalık, evet. Amcaoğlu, işte hala kızı falan bir şey olmak isterdim evet. ben seninle. Ben de isterdim ben. Allah razı olsun. Vallahi. Adamsın. Sen de kardeşim. Bu proje sizin için ne ifade ediyor? Oynarken gerçekten oynadığınız karakterin kendisi olsaydınız tepkiniz ne olurdu? Songül Eker, çok güzel bir soru. Evet kardeşim, ilk önce sen cevapla. Seninkine göre ben de cevaplayacağım. Politik davranacağım diyorsun. Evet. Ben soruyu anlamadım Furkan, bir daha sor sana. Bu proje sizin için ne ifade ediyor diyor. Yani dizinin konusu kadına şiddet. Aynı zamanda oynarken gerçekten oynadığınız karakterin, yani sen diyor gerçekte Cem olarak bu hikayeyle karşı karşıya kalsaydın sen ne yapardın diyor. Tepkin nasıl olurdu? Ben herhalde polisi arayıp aradan çekilirdim ya. Yani böyle bir durumda. Bilmiyorum, Murat aynen. benden çok daha cesur ve delikanlı bir çocuk. Gerçekten. Ben Fatih'in dışında tam tersi daha da ileri gideceğimi düşünüyorum. Ya evet. öyle tabii de o zaman da işte dizi muhtemelen 5 bölümde biterdi be Furkan. Evet. Yani orası da öyle tabii de. Biz de o kadar o yüzden fevri davranamıyoruz ya. Peki bu proje senin için ne ifade ediyor? Bu proje benim için çok anlamlı. Niye? Kadınlarımıza şiddeti ele alıyor. Daha ne olabilir? Daha nasıl bir sosyal mesaj olabilir? Şu anda gündemimizde olan en büyük iki konudan bir tanesi. Bir, kadına şiddet. İki, çocuk istismarı. Yani bu konuyu ele almak bence anlamlı olduğu kadar acı da biraz ama olsun. Belki bir şeyleri değiştirebiliriz hep beraber. Bu proje benim için, beni seninle bir araya getirdiği için çok anlamlı. Tüm ekibe bir sorum var. Karadeniz'de tanıdığınız insanlar hayata dair size bir şeyler kattılar mı? İnsan tanıyıp herkesi anlamak daha da önemli hale geldi mi sizin için? Doğa Deniz sormuş. Çok güzel soru. Çok güzel bir soru. Çok güzel soru. Benim çok fazla Trabzonlu arkadaşım oldu buraya geldikten sonra. Hepsi pırıl pırıl, çok temiz insanlar. Yani aslında burası Karadeniz'den ziyade İç Anadolu'ya da benziyor insan yapısı. O yüzden kendime yakın görüyorum. Ben de evet. Ankaralı olduğum için. Yani Trabzon insanı çok fütursuz. O yüzden bazen çok zor olabiliyorlar ama hakikaten pırıl pırıl insanlar. Yani içlerinde hiç kötülük evet, yok. Çok samimiler. Evet, buraya geldikten sonra çok insanla tanıştık. Her ilçeden, Of'tan, Sürmene'den, Araklı'dan, Trabzonspor'un içinden hepsi çok iyi insanlar. Güzel insanlar. İyi ki böyle tanışmışız. Enis Aytaç. Bu kadar gerçekçi içten oynamayı nasıl beceriyorlar? Bunu sorardım, helal yani. Hatice Ermiş. Ben senin yerine cevap vereyim. Safi yetenek. Yani gerçekten Furkan'da hiç teknik yok. Safi yetenek. Baştan ayağa yetenek. Ne yok? Ha?
Yok. Hiç teknik yok. Teknik yok. Hiç teknik yok. Safi yetenek. Ben de senin adına cevap veririm kardeşim. Safi teknik. Hiç yetenek, yetenek yok. Allah bir kuluna hiç mi vermez yetenek ya? Trabzon'da yaşamak sizin için zor oluyor mu? Hava ve benzeri. Evet Zeynep Hanım. Gerçekten oluyor bazen. İstanbul'da sevdiklerimizi bıraktık. Ailemizi bıraktık geldik. Biraz gurbet acısı çekiyoruz burada tabii. Bir de çok uçuşlar iptal oluyor. Uçuşlar gerçekten bir ara ben 4 gün İstanbul'dan gelemedim. Set bayağı aksamıştı. Büyük bir fırça yemiştim bana. Batından getirdik. Batından geldik. Seçme şansı sizin olsaydı ve kendi karakteriniz dışında bir seçim yapmak zorunda olsaydınız kimin karakterini canlandırmak isterdiniz? Ben galiba Telgraf Naci olmak isterdim. Ben de söyleyeyim mi? Ha. Mustafa. Aa güzel cevap. İkimiz de Tahir demedik fark ettiysen. Tahir yani o ayrı bir. Ha. Belki de bizim şeyimiz değil. Ben kesinlikle Telgraf Naci olmak isterim. Mustafa'nın koşuşları falan. Evet evet. Mustafa'm, Oyasyan. Sizinle gurur duyuyoruz, harika bir ekipsiniz, helal olsun. Tuğan'a teşekkür ederiz. Adamsın. 5 tane kalp koymuş. Biz de sana 10 tane kalp gönderiyoruz. Öncelikle bu dizi için verdiğiniz emeği herkes çok iyi hissediyor. Başrol oynayan oyunculara bir soru. Bu dizinin bir parçası olmak ne ifade ediyor? Biz başrol değiliz, geç. Evet. Finali 400 bölümden sonra yapsanız olur mu acaba? Benim ajandan müsait. Ben uygunum. Kenan abi isteriz, neden olmasın. Bu diziyi izleyip gerçekten örnek alıp düzelen insanlar olmuş mudur sizce? Bence olmuştur ya. Yani bence bunu seyredip de düzelen insan olmamıştır. Bence çünkü düzelen erkek olmamıştır ama hareketlerini, davranışlarını hani susmayan kadınlarımız bence çoğalmıştır. Ha, bu anlamda bir mahalle baskısının bende arttığını pozitif anlamda böyle bir bilinç oluştuğunu düşünüyorum yani. Çünkü bu Vedat karakteri ya hastalıklı bir tip yani sonuçta. Ben Vedat gibi bir hani böyle bir sosyopatım varsa eğer televizyonu seyredip de aa ulan bugüne kadar hiç kendime ayna tutmamıştım, bu saatten sonra karıma düzgün davranayım diyeceğini düşünmüyorum ama o mesela o apartmanda o sesleri duyup da polise haber vermeyen komşular kalmamıştır. Belki bu saatten sonra biraz daha duyarlı davranırlar, evet, biraz daha aksiyona geçerler. O anlamda bir etki yarattığımızı düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Sezon finali yapmasanız olur mu acaba? Tatile gitmedim hiç. Olmaz, ben yorgunum. Tatil yapalım değil mi ya? Evet. Trabzon, Trabzon. Yani Trabzon da güzel tabii de. Fatih kaç yaşındasın? Fatih 23. Kaç yaşındasın? 23. Eren Özgür. Eren, bak boşuna yedek sevgilisi demiyorum. Eren soruyor. Kızlar sormuyor yaşıma abi. Bütün oyuncuları nasıl bu kadar içten oynuyorsunuz? Yüreğinizle her şeyinizi ortaya katarak nasıl bu kadar güzel içten karakterler sergiliyorsunuz? Sorusunu sormaya eksik etmezdim. Ceyda Atıcı. Sen cevapla, ben anlamadım. Bence burada biraz da yönetmenin başarısı var ya. Yani sahneyi o daha organik bir şekilde rejisini kurduğu için, kamerayı hareketlendirdiği için, sürekli sahneyi canlı kıldığı için biraz da bizim karakterimiz daha böyle canlı gözüküyor. Yani hepimizin bireysel başarısından ziyade hepimizin başarılı gözükmesinin sebebi bence yönetmenin başarısı. Evet. Türkiye'de 1 milyon aboneye en hızlı sürede ulaşan kanalız. Dizi de değil, kanal. Bütün kategorilerde. Bütün kategorilerde. Bu Amerika'dan bize gelen bir hediye, yanlış hatırlamıyorum. San Francisco'dan kardeşim. Evet. YouTube'un gönderdiği. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Thank you very much. Çocuklar, ekipteki çocuklar şeyi görüyor. Bunun kutusunu görüyor. Hani baklava yok mu diyor falan filan. YouTube'da baklava göndermemiş. Ama olsun. Bizi YouTube kanalından takip eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmaya devam edin. Bizi izlemeye devam edin. Like atın videolarımıza. Başka ne diyorlardı şeyler? YouTuber'lar. Please comment and share. Evet. Videomuzu beğendiyseniz şurada çıkan şuralarda bir yerlerde işte beğen butonuna basmayı unutmayalım. Furkan, ödülün rengi hakkında ne düşünüyorsun? Şampanya senin sevdiğin renklerdendir. Ödül evet. Güzel bir gold rengi. Biraz blush'ı andırıyor. Bu iki tellide senin mobilyacı tanıdıklar var. Yaptıralım Basko mı bu ödülden? Sorduğunuz sorular için de teşekkür ediyoruz. Biz de cevapladığımız için size teşekkür ederek beğenmeyi unutmayın. O kadar soruları cevapladık, beğenin yani. Bizi izlemeye devam edin.
Kanalımıza abone olmayan varsa şu anda olsun. Şuralarda bir yerde burada var bitir. Bir şeyler. Bitir burada. Kapanışı da sen yap. Kapanış. Hayırlı başarılar. Eyvallah kardeşim.